Ben size bir fotoğraf gösterebilir miyim? Görebilir misiniz? Emin olamadım. Tamam. Gamze'nin bir fotoğrafını İşte. gösterebilir miyim? Ama İşte. sakin ol. Otur orada. Yani bir haber. Otur Artık. otur. Tabii. Üzülmezsin değil mi? Üzülsem de çare yok. Zaten kalbim devamlı üzük. Tamam. Üzülsem de yok. Bakacağım ama. Kim? Allah sabır versin bana. Bakacağım. Bakacağım. Ben çok üzülüyorum. Neyse ya ben Ben göstermeyeceğim bunun size. Yok anne yok göstermeyeceğim. Fatma'yı Ben dört iş görebilirim. ettiklerine inanıyorum ya. Ölü katılığı Ağlamayın. gerçekleşmiş değil mi? Tamam göstermeyeceğim, göstermeyeceğim size. Nazlı? İyi misin canım? Bizim içimiz hala yanmıyor. Onlar öyle geziyor. Orhan Bey yapalım mı? Yapalım. Allah sabır versin. Nazlı'ya bir peçete verin arkadaşlar. Gel, gel arkadan. Arkadan gelcimideyiz şu anda. Gel. Şimdi Orhan Bey'in dediklerini yaptattım. Yorganı alayım ben. Şuna biraz daha şöyle yardımcı olalım. Yüzüstü yatacak ama. Tamam, bu şekliyle çevireceğim. Aynen. Bu şekliyle biraz daha yüzünü kapatacak şekilde. Yok yok. Yüzünü Kafa kapat. Biraz yüzünü yastığa yastığa dur. Nefes tamamen gör. alacak şekilde. Orhan Bey'i de düzenleyin. El nasıl? El böyle açıldığı zaman yere düşerken böyle oluyor ama El muhtemelen böyle. böyle. Hı. Diğer ölü kotalı. Diğer el burada. Şu göbeğin üzerine koy. Heh, şöyle. Şöyle de böyle. Bunu da tamamen kapattığını söylüyor değil mi bize? Evet. Geldiğinde tam olarak bu şekilde neredeyse. Nefes alsın ya Seda. Seda şu şekilde olduğunu anlatıyor. Tamam. Şimdi Geldi. Orhan Bey yapıyor. Geldi. Açtı. Açtı. Çok sert tut. Seda. Yarısına kadar O açtı. yastık yok orada. Alayım ben yastığı. Evet, Onu yastık düşünme. değil aslında. Orada bir kabartı gibi bir şey Kabartı bir vardı. şey var. Evet. Bir anda böyle ne diyordu bize? Görüyor mu arkadaş? Ahmet. Görüyor görüyor. Bak bir anda böyle duruyor ya Çok aslında sert dur. biraz da bir Çok anda böyle kas katısın Seda. katısın sen. Kas katısın. Çok sert tut Ve diyor yani. ki bir anda böyle çevirdi. Eli Eli bana bana çarptı. çarptı. Hangi eli çarptı? Kas Bana katı hangi olmuş. eli çarptı şu anda? Çarpabilir mi? Omuzundan Yok. tuttum diyor Nerede? bir de. Omuzundan tuttum, çektim dedi. Bir daha ya Seda. Buradan ya bu elin havaya kalkması imkansız sevgili izleyiciler. Bakın. Yani şu anda fotoğrafı Selma da Gördüm. gördü. İyi dinleyin, görün. Bu elin havaya kalkması imkansız. Çünkü ölü katılığı gerçekleşmiş. Tamam, sert duruyor, taş gibi duruyor. Omuzundan yani sonuçta çevireceği omuz da burası değil mi? Evet. Diyor ya sol omuzundan tutup çektim diye. Tamam. Çektim diyor, böyle çevrildi Evet, diyor. çekmiş. Bu böyle Bu kalmış. elde hanımefendiye vurmuş. Bu el ne zaman şey yapar biliyor musunuz? Yeni örümcek. Yeni. Yine daha yeni Yeni cinayet örümcek yeni olur. işlendiği En sıralar. fazla bir saat yani yarım saat Ya da o içerisinde. sırada Ölü sen katılığı ne içeridesin. zaman Sen oluşur? öldürdüysen çevirirsen olur. Ölü Nasıl? katılığı ne zaman oluşur? Bunu da söyleyelim. Ve de kulağıma çıktı. Ölü katılığı ölümden yaklaşık 2 saat sonra başlayıp 4 saat içerisinde gerçekleşir. Aynen. Uzun bir süre devam eder. Ama bir zaman sonra tekrar kaslar yumuşar ve tekrar gevşeme başlar. Aynen. Onun için de insanlar hani cenazeleri soğuk hava depolarına alır ki gevşeme olmasın diye. Kızımızın Şimdi ağzından akan salya var ya o da zaten yastık üzerinde bulunuyor. evet. Bir de kanlı tükürük olmuş. Onun da bir sebebi var. O boğuşma esnasında gerçekleşiyor aslında. Boğuşma Tabii. esnasında. Şimdi yoğurt kemiği dediğimiz kemik şurada göstereyim. Şu gırtlak kemiğimizin arkasında yemek Ceset tam borumuzu. yüzüstü yatmıyor. Ceset tam yüzüstü yatıyor mu? Yok Yatmıyor. tam olarak değil aslında. Tam yatmıyor. Tam Tam yatsa yatmıyor. o kadar kolay çeviremez Evet. zaten. Şu gırtlak kemiğimizin arkasında yani dilimizin de bağlı oldu. Hani derler ya dilin kemiği yok aslında var. Orada bağlı olan şöyle koç boynuzu şeklinde bir yoğurt kemiği vardır. O kemik kırılmış. O kemik kolay kolay kırılmıyor. O kemiğin Şimdi kırılabilmesi için... evet, büyük olasılıkla da cinayet, büyük olasılıkla da cinayet sert bir zeminde işleniyor. Kızımız aslında o sırada yatakta değil. Değil. Yerde. Evet. Büyük olasılıkla yerde. Yerde. Ve büyük bir olasılıkla da yani öyle tahmin ediyoruz arkadan yaklaşılmış. Arkadan yaklaşılıp tırnaklar geçirilmiş. Evet, tırnak geçikleri var buralarda. Orhan Bey, siz boğazımı tutabilir misiniz? Yani şuradan kırması şuradan boğazıma sarılıp. Buranın destek vermesi lazım. Yani şuranın ha. Zaten vermiş orada morluk görünüyor. Şuradan tam şu Buranın. şekilde tutuyor. Tamam. Arkadan da yerin zeminin destek verdiğini düşünün. Benim şuraya ciddi bir baskı yapmam gerekiyor. Ve tırnaklarımı geçirerek yapmam O gerekiyor. sırada dizinde de şey var. Evet, şu Yani göğüs bölgesinde de var. diziyle de aslında sırt üstü de yatıyor olabilir. Diziyle de göğsüne bastırıyor o sırada. Evet. Diziyle O göğsüne bastırıyor. gözündeki Şu morluk da o büyük ihtimalle.
Göğüsteki morluk da olabilir, evet. Yani. O sırada yani ve çok canı acımış. Yani boğarak öldürmelerde öyle kolay kolay ölüm olmuyor. Biraz süre alıyor ve bağırma, çağırma, ciddi bir çırpınma. Bakın o böyle bağırdı, hani, çağırdı. Hani hayır, duymadı diyor. Mı? Ha? Ya, duymadım diyor ya. Bağırmasa bile, hani bağırmasa boğazını tutuyor. Güney ki bu beton yani bir ses. Oradan çıkınca buradan bir ses alır. Ağzını ikisini aynı anda kapatamaz. Hem ağzımı kapattı. Evet. Ben bunu yapıp hem diziyle bastıramaz i̇ki yani. Hepsini bir anda yapamaz. İki elle yapıyor. İki eliyle çünkü. İki elle yapıyor. O sırada Gamze'nin aslında Gamze bağırmıştır. Bağırmıştır tabii yine. Hemen bir demire boğazı kırılmadı ki hemen. Bir tabii o kemiğin ya, kırılması kesmedi da ya bunu hemen. Kolay değil ya. Sıkma yani şeysini. Turcan oraya gittiğinde ya cinayeti kızı öldürülür öldürülmez oraya gitti. Ya da cinayet işlendiği sırada oradaydı. Ya. Başka hiçbir şey, o kol Turcan'ı başka türlü değemez yani. Kız, duydu mu Turcan? Kız o anda canı yeni verdi ya verip değildi. Yani o çevirdiği esnada ben onu düşünürüm. Yoksa benim kolum kazık olmuş, sen oraya tozacak bu oynayacak mı ya? Belki de çevirmedi bile. Belki de yalan söylüyor. Yastık ama benim aklıma o geliyor. Bence de öyle. Zaten bravo. Olduğu gibi. Çevirmedi bile. Oldu ama tabii şu var. Yastığa salya yapmış ya. Yastıkta salya var. Kızımızın ağzında. O ilk yatış esnasında olup daha sonra düzenlenen. Bu aslında baktığımız zaman Didem Hanım bu normal bir ölüm şekli değil biliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Bu düzeltilmiş bir ceset diyorum, özür diliyorum. Ceset şekli. Hı. Bu düzeltilmiş bir ceset şekli. Öyle mi? O yüzden tabii, elini tabii. Böyle gördün de evet, diyor. Böyle bir ölüm yok yani. Ben hiç doğru düzgün görmedim böyle bir şey. Evet. Böyle bir şey. Bu düzeltilmiş hali. Sıcağı sıcağını öldürüyor. Yani tamam. Katil. Aynen. Katil öldürüyor. Şekil veriyor. Düzenliyor. Üstünü örtüyor. Peki ağzındaki salyalar nasıl yastığa akıyor? İlk etapta yatırmıştır onu. Zaten çok fazla bir salya yok. Evet. Fazla çok fazla yok. Yok. Çok fazla yok. Evet. O da dediğim gibi o işte anı anlatmak onu istemiyorum. Yani o zorlama esnasında oluyor diyelim en fazla. En fazla yani o kadarını söyleyelim. Kızı hayattayken Turcan orada. Ya da işte cinayet oluyor. Duyuyor, o zaman gitti katille karşılaştı. Yok ya, başka hiçbir açıklaması yok yani. Ya katille karşılaştı. Yani evin içinde. Yani babanın uyuduğunu düşünüyorum ben. O bence anda. De Halil uyuyor. Çünkü baba ilaç vermiş ya. Bir daha ilaç vermiş, uyutulmuş olabilir. Yani baba gürültü duymamış olabilir. Ama anne o anda diyor, şunu yıkadım, bunu yıkadım diyor. Şunu diyor, şey diyor ya. Yani bu zaten duyulmaz ki. Ta düzeltip böyle gitseydin ya, dağınık olur mu? Evde de böyle yapıyorsun Seda? Seda gel. Evi düzeltmiyor musun evde yattığın yatağı? Çocuk korktu yok, orada çok ya. Çok çalışkan, evet kızım çok düzeltir her şeyi, tamam. Kıpkırmızı da oldu zaten. Yani tamam. Ben şunu düşünüyorum ya, bu kızı da yani Fatma'nın da orada ama bir kişi ta olduğunu ve kardeşim üç kişi bu o şeyi çocuğu darp ettiler. Yani yine hani öldürüp değil de boğazını falan sıkıpla ama yine yatağa yatırdığında belki hani ölüp değildi çocuk. Yani ama... Bitmişti artık. Yok. Atilla sen ne zaman gittin canım oraya? Ben bir daha sana soruyorum. Bilemedim. Bak senin vicdanına sesleniyorum. Sen oraya saat kaçta gittin? Senin cesedi o halde görmen imkansız yani. İmkansız. Bak fotoğraf var elimizde. İmkansız. Atilla imkansız. Bilmem, benim şekil gördüm bak. O zaman saat kaçtı? 7.24'te ben orada olmam lazım. O zaman saat kaçtı? 7.23-7.24 yani 1-2 dakika önce sürmüştü benim. Ya mümkün değil ya. Bak Selma Hanım da gördü. Cesedin fotoğrafını o da gördü. Mümkün değil ya. Mümkün değil. İmkansız. Ben sağ elini biraz şurada lokasyonu gördüm Didem Hanım. Hı? Bir dakika, bir daha söyle. Sağ elini şuradan yukarısın yani. Buradan bir sarı gibi pembe gibi bir su akmış salya. Kurumuştu tamam. Da. Evet. Eli de bu şekildeydi yani. Yani bence Orhan yanlış hatırlıyor Atilla bunu. Ya da yanlış söylüyor bilmiyorum. Bu kadar ölü katılığı gerçekleşmiş bir eli şöyle kaldırabilir yani, mi yani? Didem Hanım şimdi nasıl yattıysa öyle kaldı bu. Öyle gerçekleşti ölüm katılığı. Bizim gördüğümüz o şey de yani ne çekilmişse onu görüyoruz biz yani sonuçta. Evet. Şimdi çok detaya girmenin bir yani anlamı yok ya. Anlatamıyorum zaten evet. Yani çok üzülüyorum ben. Gerçekten çok üzülüyorum yani. Ya sen burada bir gazeteci, bir haberci olarak düşünmüyorum. Yani herkesin evladı tabii, var, çocuğu bizim de var. Evladımız. Yani korkunç ya. Çocuk can çekişi, can acıyor. Yani çok acayip ölmüş yani. Çok kötü ya sevgili izleyiciler. Bir görseniz. Gamze var ya. Yazık, günah ya. O çocuğa niye kıydı? O neyse. Ve kendi aşağılık. Evinde ve kendi yatağında. Evet. Çocuklarımız için hep kesin. Dışarıdan gelecek tehlikelerden korkarız ya. Orhan bir başka bir fotoğraf daha var elimde. Bakayım. Gelsenize. Bir fotoğraf daha var benim elimde.
Şimdi onu da ben size az önce gösterememiştim. Bir başka fotoğraf daha var. Şimdi bu fotoğrafta da yine bakın. Aynı. Duruş aynı. Evet. Aynı aynı. Duruş aynı. Ah yazık yavrum benim ya. Ah yavrum benim. Ah canım benim. Ah tatlım benim ya. Sana kim kıydı ya? Sana kim kıydı ya? Gamze'nin annesi babası bu işe sarılmıyor ama bütün Türkiye sarılıyor bu işe. Emin olun bu iş sonuçlanacak. Emin olun sonuçlanacak. O yapanın da yanına kar kalmayacak bu iş. İnşallah. Biliyor musunuz? Tanımam etmem Gamze'yi yani. Ama kim yaptıysa. Yazık oldu. Çok yazık oldu. Çok nasıl kıydınız? Çocuk. Niye çok kıydınız tatlıydı. Yani? Hı? Bu kadar tatlı çocuktu ki. Yani ben hepsini severim. Hepsini severim yeğen derim ama bu sanki benimdi gibi ya. Benim bir yeğenim daha var böyle ona çok taptığım. Ne bileyim ya. Çok şey yaptım. Artık biraz kendimi artık soğutmaya başladım bundan. Çünkü hasta oldum. Çok kafayı... Atilla, Atilla ben sana bir daha soruyorum. Kafayı bozacak. Şimdi ya. Adli tıptaki uzmanım bana bir fotoğraf daha paylaştı, gönderdi. Atilla. Evet. Gamze'nin hatrına bize doğruları ve yalnızca doğruları söyle. Ceylan gibi, fidan gibi çocuğumuzdu ya. Yazık günah o çocuğa. Hayır Didem Hanım, ben Allah'ın üstüne yemin ederim ben hiçbir şey saklamıyorum. Ben ne gördüysem... Evlat... üzerinde yemin ederim. Bu şakı gördüm ben. O zaman sen bir özür dilerim ama yani neyse bunları... Biz de gördüğümüze inanmak zorundayız maalesef. Bunu o zaman yani yetkililere sen şey yaparsın, izah edersin. Çünkü sen o çocuk öyle değil yani. Peki jandarma kaçta geldi oraya? Zaten ilk jandarma geldi. Ondan sonra ambulans geldi. Kaçta geldi jandarma? Vallahi yarım saat 15-20 dakika sonra jandarma geldi oraya. Senden 20 dakika sonra. Tamam. Senden 20 dakika sonra saat 8 diyelim. Herhalde gelince de fotoğrafları çekmiştir yani. Evet, jandarma. Çekmiştir. Çok da yoğun çalıştıklarını biliyorum. Allah kolaylıklar versin. Onların ayağına gerçekten taş değdirmesin jandarmamızın, amin, emniyetimizin, amin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin. Şimdi bak kardeşim. Yarım saat sonra gelen orada ekipler herhalde sıcağı sıcağına bir şey cesedin fotoğrafını çekmişlerdir. Mutlaka çekerler. Mutlaka çekerler. Sağlıkçılar geldi. Hatta biz kapının ağzını yedik. Herkes de dışarı çıksın dedi. Üzerine soyacak dedi. Kontrol amaçlı. Biz zaten dışarı çıktık o zaman. Peki o cesede, Mefar da cesede öyle gördüğünü söylüyor. Orhan Bey bu el buraya gelir mi ya? Mefar mı? O evet. Zaman yeni ölmüş. O zaman ölüm katılı olmamış demek ki. Yani hep herkes öyle gördüyse. Ölüm saati belli ama. Ölüm saati belli. Tabii canım belli ölüm saati 1.30'da. Ya ölüm, Mirz gibi falan ölüm saati. Ha? Tamam.